Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı. Selam durdu kayığı, çaparası, takası. Selam durdu tayfası. Bir duman tüterdi bu geminin bacasından bir duman. Duman değildi bu. Memleketin uçup giden kaygılarıydı. Samsun limanında gemiden atılan demir değil, sarılan ana yurda Kemal Paşa'nın kollarıydı. Selam vererek Anadolu çocuklarına çıkarken yüce komutan Karadeniz'in halini görmeliydi. Kalkıp ayağa ardı sıra baktı dalgalar, kalktı takalar. İzin verseydi Kemal Paşa, ardından gürleyip giderdi Erzurum'a kadar. Bugün öğleden evvel sabah saat 8'de Samsun'a varıldığını ve verilen vazifeye başlandığını arz ediyorum. Kahraman atladılar. Sizi gördüğüme gerçekten mutlu oldum. Sizi hiç unutmayacağım. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracak. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Muhterem efendiler, yurdun ve ulusun kurtuluşuna başlayan zorunlu nedenler sizleri bunca sıkıntılar ve engeller karşısında Sivas'ta topladı. Yiğitçe davranışları kutlar, hoş geldiniz demekle mutluluğumu açıklarım. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bugün 19 Mayıs 2020. Bundan tam 101 yıl önce gönüllerde bağımsızlık ve vatan sevdasıyla kurtuluşa ilk adım atıldı. 19 Mayıs umuda ve kurtuluşa doğru başlayan mukaddes bir yolculuk. 19 Mayıs kahramanlık destanı. 19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti Fidanı'nın toprakla buluşması. 19 Mayıs ezelden beri var olmuş ama asla esir olmamış Türk'ün şahlanışı. 19 Mayıs Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ben o gün doğdum dediği Anadolu halkının kahramanlık ve fedakarlığının delili olarak bugün atalarının peşinde durmadan yürümeye ant içmiş gençliğin daima hatırladığı zorluk, acı, umut ve zafer günlerinin yüreklerde bir kez daha sergilendiği, bugün 101 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı ve istikbalini emanet ettiği bağımsızlık meşalesini al bayrağımızın, vatanımızın yılmaz bekçileri olduğumuzu haykırdığımız gündür. Atam, rahatlıyor, eserin emin ellerde. Biz gençler damarlarımızdaki asil kanla her gün daha çok çalışarak emanetine sahip çıkacağız.